Oğlum yeni bir uygulama çıkmış. Geri sayım uygulaması. Evet. Basıyorsun, ne zaman sevişeceğini gösteriyor. Kaç yazıyor? 60 yaşında. Ne diyorsun film hakkında? Yani korku filmi çok izlemeyi sevmem, dürüst olmak gerekirse. Fakat bu film böyle önerildi bilmem ne falan filan. Biraz aptalca bir film dürüst olmak gerekirse. Biraz Biraz. güldüğüm yanları oldu. Korku filmleri sevmememin nedeni de o zaten. Yani korku olarak vermiyorlar. Böyle hani jumpscare dediğimiz ne denir ona? Bir Efektle anda seni böyle hani ürpertmeye şey çalışan. O kadar değil ama gibi. böyle ya falan diye çıkıp bir şeyin bir anlık korkutmaya çalışması işe yarıyor mu? Yarıyor çünkü hakikaten hani o ses yükseliyor falan filan insan psikolojisi işte. Ama şimdi gerilim filmi olabilir. Shining geliyor aklıma mesela. Shining. Kafayı yersin. O filmi böyle üst üste izleyemezsin mesela. Psikoloji gidiyor. Kubrick. Aynen. Kubrick. Abi bu film hani tırt bir korku filmi. Filmin şeyine bahsetmek istiyor musun konusundan? Maalesef. Hadi bahset bakalım. İlk önce bahsetmek istediğim başka şeyler var. Sevgili izleyicilerimiz, ben korku filmlerinden çok korkuyorum. Altıma Ben korku filminden çok korkarım. Söylemiş miydim? Şimdi duyduk işte. Ben çok korkuyorum korku filmlerinden. Yani nefret ediyorum. Küçüklüğümden yani benim bir akrabam vardı. Çocuk yaşta çok fazla böyle geri zekalı film izletti bana. Yok adam fotoğraf çekiyor ama fotoğrafta omuzunun üstünde bir tane bir ecinli bir şey varmış. Cin varmış, şu varmış, bu varmış. Onlar onun sırtındaymış hep ama kimse görmüyormuş filan. Ya böyle salak saçma şeyler beni rahatsız ediyor. Ve ben bak burada bir itirafta bulunayım. Hala nerede tuvalete girersem gireyim, ilk yaptığım şey duşakabini açarım. Plastik zaten görünüyor içi. Sen perdeden derdin anlıyorum Yok, da. perde duşakabin buzlu oluyor ya. Ha. Açarım, açık olacak. Öyle işerim yani. Hiç şey yapmam. Hatta Ha. şimdi sipariş verdim, bizim eve full cam geliyor. Full şeffaf. Full cam, yani Güzel. şeffaf. Yani göreceğim yani içini. Bu filmde de o vardı zaten. O Evet. sahnede vardı. Çok Zaten filmde var. Psycho ile başladı zaten. çok filmde Her taraf vardı. yaptı. Dizide vardı bazı dizilerde. Yani hatta benim o geri zekalı şeyin akrabamın bana anlattığı, izlettiği şey bir pembe diziydi. Bir İspanyol Brezilya dizisiydi. Bir kız yaşıyor evin içinde ama yaşadığını kimse bilmiyor ve o şeyde yani duşun içinden falan çıkıyordu böyle. Ama yüzü falan yaralı böyle. Altıma Bu filmi çok zor izledim. Bulut dedi ki bu filmi yapmak istiyorum dedi. Tamam dedim ben de. Erkeğiz yani böyle. Tamam lan ne olacak diye. Adı da Countdown şimdi geri sayım. Ama ne olduğunu da anlamıyorum. Baktım korkutucu yazıyor Netflix'te. Yani korku yazmıyor. Korkutucu olunca yani azıcık bir gıdıklar gibi korkutur zannettim. Ben korktum. Ha. Tabii canım ben çok üzgünüm ya. Abi bu film ya tam ben gün içinde izledim bu arada. Yalan söylemeyeceğim. Gecenin bir saati Ben izlemedim gece bir de ama. kayınpederle izledim. Ha, o zaman daha rahat olman gerekmiyor mu? Yok yani. Korktum ama korkmamış gibi yaptım. Neyse. Konuyu bir şey yap bize. Ya birkaç geri zekalı var her zamanki gibi. Onlar aa diyor bir uygulama çıkmış diyor. Ve indirdin mi ne zaman öleceğini söylüyormuş diyor. Aa hadi indirelim diyor filan. Bu bir tanesi gülüyor. Aa benim 70 yaşında benim 90 yaşında filan. Bu bakıyor 3 gün sonra. Böyle bir geri zekalı triplere filan giriyor. 3 gün sonra Öleceksin. gerçekten öleceğini düşünüyor. Yani düşündüğü için yapacağı bir etkinliği yapmıyor. O zaman da işte kontratı bozdun falan diye bir mesaj geliyor böyle. Ve yine de o tarihte ölüyor. Hani o kontratı bozduğuna gerek yok aslında. Çünkü yine ölüyor. Hani bir şey değişmiyor yani. Ölecek ama derdimiz şey yani olay aslında farklıymış. Zamanında bir şeytan varmış ve bu şeytana birisi gidip işte ne zaman öleceğini sormuş. Savaşa gidecekmiş. Savaşta öleceği söylenmiş. O Countdown böyle büyük bir parşömende verilmiş falan ve demiş ki işte 3 gün sonra ölüyorsun falan. O da savaştan kaçmış fakat başka bir yerde başka bir şekilde ölmüş işte yani you can't cheat death olayı yani ne ölümü aldatamazsın mevzusu burada denk şey oturuyor. Fakat sen 3 gün değil de 10 yılın olsa ve 10 yıldan kendini kurtarmaya çalışsan gene oluyor. Olay şu. Sen gene öleceksin. Her türlü öleceksin. Tamam onu kabul edilecek en azından bu ne denir olan bu filmin
ana yapısında. Sadece ölmemeye çalışırsan işte o ruhlar, cinler, öcüler neyse artık ona ne demek istiyorsunuz. Demon diyor. Demon işte şey, şeytan. Başka bir şey, şeytan Demon, değil. İşte tam Türkçesi var İblis. Mı? İblis. Ha güzel, güzel. İblisler seni işte korkutuyor sürekli, bir şeyler ortaya çıkıyor falan filan. Öyle olunca insanların daha bir hani korkmasını sağlıyor bilinçli olaraktan ve bu korkuları da biz yaşıyoruz. Başta da bu arada bize Countdown'un gerçek olduğunu direkt sunmuşlar. Birisi öldü, sonra başka birisi öldü, sonra birisi daha ölecekti falan. Hani ana karakterimize gelene kadar zaten iki kayıp verdik. Ve ana karakter de hastane bağlantısı şey hemşire. Orada gördüğü için falan inanıyor ve işte bunu değiştirmeye çalışıyor şeyini, ölüm tarihini ve o sırada tabii ki de iblisler ona musallat oluyor. Musallat denir değil mi ona? Evet. Musallat oluyorlar. Şimdi olayımız öyle bir şekilde başlayıp sonra başka bir çocuk da işte benim de atıyorum onunkisi 2 günse bununkisi 1 gün 23 saat kaldı falan şeklinde bir tanışma yaşıyorlar. Ve bu aplikasyon olduğu için de bir ne denir ona, telefon tamir merkezinde başka birini işte değiştirelim edelim bilmem ne falan filan. Hakikaten de bir başta bir değiştiriyorlar ama ve insanlarınkileri de görebiliyorlar bu arada. O çok değerli olur. Evet. Gerçekten bunun arkasında koşmak lazımdı aslında. O film tamam tırt bir film ama hani koşulabilirdi bence. Neyse işte bu değiştiriliyor tarihler, herkesin 60, 80, 100 artık kaç senesi oluyorsa oluyor. Fakat sonradan tekrar geri düşüyor ve kızın da hemşire, başrolümüzün de kız kardeşi ölecek. Onun da tarihi işte 2 gün çünkü ortak bir yere gideceklerdi falan. Babasıyla trendi yanlış hatırlamıyorsam. Annesinin mezarına taze çiçek götürmeye götüreceklerdi ama tren kaza yapıyordu orada. Evet. Değil mi? Öyle olması lazım. Babası zaten. Korkudan hatırlamıyorum. Babası o trende, yo babası yaşıyordu en son. Ne güzel adamdı babası. Adam. Niye? Tatlı adam. Tatlı adam. Ki aslında niye o kadar kaçmaya çalışıyorlar babadan onu da çözemedim ama neyse. Çok fazla üstüne düşünmemek lazım. İşte suçlu hissettikleri için. İkisi de annesini kendilerinin öldürdüğünü düşünüyor ya. Evet. O birazcık yazık. Ha bu arada bu insanların her biri bir şekilde birisinin ölümüne sebep vermiş gibi. Şimdi bak o kısımda bir sıkıntı var. Ama bunun üstüne durulmuyor. Bundan dolayı yaşıyorsun değil. Ama sadece niye o zaman böyle bir ortak özellik çıkıyor hepsinde? İki kişi de aslında sadece başrollerimizde. Eski olanlarda öyle bir şey yoktu. Şeyde de o en son tanıştığı çocukta da var. Tam iki kişi diyorum işte. Ya kız kardeşleri üç kişi. Tamam hadi üç kişi. Daha önce o partiden ölenlerin öyle bir durumu yoktu sonuçta. İşte bir tane kızı öğrendi zaten ölecekti. Onlar da meğer o da geçen yaz ne yaptığını biliyorsun kafasına girmişlerdir. Onların da hepsi ondandır. Nasıl yani? İşte zor. Derin girdim. Eski girdim. Yo filmi biliyorum. Anlayamadım. İşte o ekipte öyle bir şey yapmış meğersem. Kimseye çaktırmıyoruz. Ölüyoruz. Yani kısacası film izlenir mi? Korku filmi seviyorsanız açın izleyin ama korku filmi sevenler bu filmi sever demiyorum. Bunu baştan söyleyeyim. Evet. Böyle bir gerilim, bir ne denir ona, bir ambiyans yaratmış mı? Bir orijinal sayılacak bir fikirle gelmiş mi? Eh tamam hadi oradan kurtarıyor zaten ama aplikasyon olması birazcık böyle çok günümüze, bak gençleri biz katalım bu filmi, gençler izler hadi falan diye sanki zorlanmış biraz. Kim yazdı lan onun kodunu? Ha yani. Mesela. Hayır tam yok. İblis direkt oturdu yazdı. O sıkıntı değil de şey kısmında hani aplikasyon olmasaydı hakikaten bir kitap, Death Note diye bir şey var hayatımızda. Biliyor musun sen? Evet. Ha yani muhteşem bir animasyon serisi. Özellikle ilk iki kısmı El Ölene Kadar. Bilenler bilir, o bilir olarak söylüyorum. Yani öyle bir mantıkla bir şey sunmuş olsan hadi belki kurtarırsın. Bu arada onun filmi yapıldı, çok iğrençti. Girmeyeceğim bile oraya. Yani bu filmin o aplikasyon üzerinden hareket ediyor olması tamam olay o ama rahatsız ediyor dürüst olmak. Ve o saat ilerlemiyor abi. 2 dakikan var diyor. O 2 dakika 40 dakika sürüyor ya. Birinci embesillik, aptallık bu filmle ilgili, evet. Doğru yakaladın. Evet. Ben bekliyordum onu çakmak için. Sen çaktın. Hoşuma gitti. Bundan sonraki de vidayla sıkacağım ben böyle. Çünkü çok sinir oldum. Ya adam diyor ki 1,5 dakikan var. 4 dakika geçiyor. Ya timing'e bir bakın ya. Böyle evet, şey olmaz evet. Yani. Hani film zamanı yani. Falan yapacaklar büyük ihtimalle de. Yani, yok ya olur böyle şey. Şeydir be, atıyorum 10 saniye kayar hiç kafaya takmazsın. Fark etmezsin bile. Ama şey oldu. O akşam atıyorum 4 saati vardı. Yaralandı, hastaneye gidildi, tekrardan parka gidildi, şeye nedir onun adı, aplikasyoncuya gidildi. Bir şey böyle bir sürü şey. Hala bakıyorsun 2 saat var. Ya nasıl olabilir ya? Yapma Allah aşkına. O sırada adamı öldürmeye çalıştı. Ya da o, şey. O gireceğim ikinci nokta o. Şimdi tabii ki de bu filmin içine de bir böyle şey koymak istemişler, sosyal mesaj. İşte tacizci bir doktor var.
Ondan sonra işte yalnız değilsin, bana da yaptı, bana da yaptı diyen tipler böyle. Ondan sonra... Ama oluyor bu tür şeyler ve buna eğer dokunmak istiyorsa... Korku filmiyle mi dokunacaksın? Yani. İzleniyorsa izleniyordur yani. İzlenmiyordur. Ama orada da şey yok ki yani insanlardan yardım istemekten çekinmeyin diye bir mesaj yok. Ya bak, orada zaten kız geliyor. Hatta yardım istediğin insan yardım veremiyor, sen düşün. Şöyle söyleyeyim, şöyle bir aptallık var. Yani aptallık diyorum ben buna. Yani kız tacize uğruyor, çıkıyor, tamam mı? Tacize uğradıktan çıkar çıkmaz. Yapması gereken... Koşacaksın onun... HR'a. Hah, o orada işte başhemşireye gidiyor söylemesi gereken kişiye. Tam söyleyecek doktor, aynı doktor, tacizci sapık, Ümraniye sapığı onu çağırıyor. Ondan sonra insan kaynaklarcı, insan şeyi, ya işte oradaki diğer kadını çağırıyor, bunu şikayet edeceği kadını. Ondan sonra bu diyor ki, ya benim sana daha acil bir şey söylemem gerekiyor. O diyor ki hayır geleceksin diyor. O da diyor ki sen bekle diyor, gidiyor. Evet. Ben o saniyede anladım bu doktor buna bok atacağını. Tabii ki de. Ya orada bağıra bağıra söyle kardeşim, sen de elledi beni de, taciz etti de, şunu yaptı de, bunu de. Bak bu birinci aptallık. İkinci aptallık, en büyük aptallık zamanlama filmle ilgili, doğru söylüyorsun. Üçüncü aptallık ise çözümü şunda buluyorlar. Ölümü aldatırlarsa, yani bir kişi zamanından önce ölürse ya da zamanından sonra ölürse bunun kalkacağını düşünüyorlar bu olayın. Bunu da söyleyen Cool Priest'imiz. Evet, otçu. Neydi adam? Onu bilmiyorum. Dumanlar şey vardı sahnede ya. Adam şey, müzik dinleyip şeye bir kafa olmuştu. Aha, komik bir adam. O komik karakterdi. O sevdim komik karakterdi. Yok tuzla boyayla bir tane şey. O boyada tuz yoktu abi. Yoktu. Bildiğim boyaydı. Aynen. Yani. Tabii biz şeyden, milli gururumuz neydi onun adı? Bizim dönerci kasap var ya, neydi herifin adı? Tuzcu. Şey ha. Salt Bey. Neydi? Şey. Nusret'ten alışığız tuza. Yoktu. Ama işte hadi orada da onu yaptı, bunu yaptı. Sonra bu bizim ana karakterimiz, adını bile hatırlamadığım artık, bu doktoru öldüreyim ben diyor. Değil mi? İlk önce. Hayır. Zaman diyor, ilk önce o pentagram çizildi de içinde dururlarsa o iblis yemeyecekti falan. Fikir güzeldi, evet. Eğer olabilseydi. Ama işte kandırdı o sırada ve dışarı adım atıyor. Laps diye falan tuttu. O güzeldi oralar. Ama sonrasında hani hakikaten zamandan kurtarmak açısından evet. Ama kardeşini şimdi, kurtarmak için belki çocuğu bile öldürebilirdin dürüst olmak gerekirse. Ya ama bak, hoşlandı onunla. Ama işte hoşlanmadığını öldürüyor bu birincisi. İkincisi benim canımı sıkan şey şu. Şimdi sen doktoru öldürmek istiyorsun. Evet. Hadi seni taciz etti ve senin gibi başka insanlar da olduğunu öğrendin. Bundan sonra da yani bir taşta iki kuş vurayım kafasına giriyor. Aha. Hem diyor şeyi öldüreyim diyor. Çocuğu, adamı öldüreyim diyor. Dünya pislikten kurtulsun diyor. Hem de diyor biz kurtulalım diyor. Evet. Bak şimdi bak, kimsenin celladı olamazsın. Hayatın yargıcı da olamazsın. Adam seni taciz ettiyse bunun bir cezası vardır. Ama bunun olmalı cezası mutlaka olmalı. Ama bunun cezası kafasına demirle vurularak öldürülmek midir? Bu birinci söylemek istediğim şey. Yani öldürmek zaten öldürmek hani bir, için yaptı. Tam öldürmek için yaptı. Ama yani amacın oysa eğer adam, o adam hayır öldür. Zaten o yüzden o adamı bize tanıttılar. Bu adamı bu şekilde kullanacağız dendi. Tabii başından beri bekliyorduk yani onu. Ben beklemiyordum. Ben niye adamı öldürmeye çalışsın yani? Ya o adamla ilgili bir hat çıkacağını bekliyordum. Yani yoksa kullanılmaz zaten. Doğru, evet, o çok vakit harcadılar. İkincisi yani ben bunu yanlış buldum. Bunun için yargı denilen bir mecra var. Yani birçok yargı mekanizması ve basamağı var. Bunların yapılması gerekiyor. Yani bir de bahsedilen olay Amerika'da. Yani hani yargının çok da kötü olmadı. Yani kötü ama ya bütün dünyada kötü. Daha doğrusu yargının ne olduğunu her dakika değişmesi gereken bir şey yargı. Yani bundan emsallerle mi demek istiyorsun? Yani emsal davalar olabilir, şu olabilir, bu olabilir ama bundan 100 sene önceki kanunlar şu an geçerli değil. Evet. Yani ya da işte bundan 300 sene önce elma çalarsan elini keserim kafası artık geçerli değil. Hammurabi kanunlarıyla başladı bu hikaye. Onun için bu çok hassas bir konu. Onu öldürmek istemesi izleyici tarafından doğru bir kararmış gibi gözükmemeli. Çünkü şöyle bir tarafı da var işin. Filmi izlersin. Yani çok üzgünüm bunu söylediğim için. Yani böyle bir olay yaşarsın. Ondan sonra o zaman adamı öldüreyim dersin anasını satayım. Böyle bir şey var mı? Yani iyi bir örnek teşkil etmemiş benim gözümde. Şimdi söyle, dur, pardon, söyleyeyim. Söyle. Hadi diyelim adamı öldürdün. Ölümü aldattın. Aha. Hapiste geçireceksin hayatını.
Böyle bir mantık var mı? O konuda haklısın. Yani bunları düşünmüyorlar mı? Ama yani işte belki ben zekiyim, hallederim falan yapacaktım. Yani niye zeki, zeka pırıltısını nereden gördün? Adamı gidip tekrardan baştan çıkartmaya çalışmasından mı? Hayır canım, hayır hayır. Sonuçta hemşire olmuşsun, oraya kadar çalışıp gelmişsin. Yani? Yani belki bravo, bir şekilde şey yapabilirdin, bilmiyorum. Ya how to get away with murder yani, şimdi oraya girmeyelim de. Ya bırak şimdi. Hani yapılırsa yapılır. Yapma, tabii ki yapma. Öyle bir şey endorse etmiyoruz da hani... Şimdi dürüst olmak gerekirse bu insanlar var bu dünyada, taciz bir yana ki tamam. O da zaten psikolojik olarak, çünkü senin üstün olarak kabul ettiğin insan bunu yapınca susmak zorunda kalabiliyorsun bazı bir şeylerden. Ki doktorlar dolayı hemşirelerin üstü değildir, öyle bir hiyerarşi de yok. Hayır tamam, ama şey içerisinde, hastane içerisinde belki kendi sözü daha her zaman daha fazla geçeceği için, bak HR'a gitti, onu susturdular direkt kızı. Ya yani bu da üzücü birazcık daha. Yani buraya da çok fazla belki girmek tartışılır da. Ya evet, üzücü bunun, ve yanlış yani. Bunun farkındayım. Karşılığı ölüm mü? Ya da buna değil, kim karar verecek buna? Değil, neye göre değil? Ama şimdi ya biz Türk şeyinde bile ceza kanununda bile normalde bunların atıyorum 30 sene içeride yatması mı gerekiyor standart olarak, ama olmuyor. Standart yok. İşte standart yok. Ve okay, aslında olması takım gerekiyor. Takım elbise giyersen mesela iyi halden ceza indirimi alıyorsun. O çok güzel. Takım ev yani. Hemen tecavüz edelim o zaman. Çok yani. Ayıp. Hiç şakasını bile. Sinir oluyorum. Kusura bakma. Bu konuda dertliyim yani. Ben de dertliyim ama bu konularda da Türkiye son 5-6 senede yani çok yol almış gibi gözüküyor. Yani bu televizyon programları olsun, işte Aile Bakanlığı olsun, şu olsun, bu olsun. Ama dediğim gibi ben hep söylerim, her şeyin başı eğitim. Eğer sen kızını eğitirsen, kızın özgüvenli, kendine saygısı olan, etrafına saygısı olan, kendini kullandırtmayan ya da en azından kendi isteğiyle bir birey olur. Karşındaki erkeklerden de daha aşağıda olmaz, yan yana, daha ileride de olmaz demiyorum. Yan yana, eşit bir şekilde toplumda yer bulur. Eğer eğitim verirsen. Sen neden bahsediyorsun? Tacizden bahsediyorum. Tacizde bir gram kadına suç veriyor musun sen? Asla. Dediğin şey oraya geliyor. Neden? Nasıl yani? Şimdi hayır, eğer... sen kadınları komple kenara koy. Erkeği çekeceksin, suratına bakacaksın. Taciz edersen senin çükünü keserim diyeceksin. Hayır. Bitti. Bak, bunu erkek erkeğe yapar diyorsun. Erkek erkeğe? Yani bunu sen yaparım diyorsun, tamam mı? Ya eğitimle benim, güzel girdim. Benim de kastım benim o olacaktı. Benim söylemeye çalıştığım şey şu. Sen kızsın. Ben seni geliyorum taciz ediyorum. Evet. Tamam mı? Sen eğer eğitimli bir kızsan, kendini güvenli bir kızsan, ailen tarafından ezilmemişsen. Tamam. İlk önce seni ailen taciz etmediyse, psikolojik şiddetten de bahsediyorum. Sen ne yapıyorsun dersin. Kaçabilirsen kaçarsın. Evet. Sonuna kadar yargıya götürürsün. Polise gidersin. Onu yaparsın. Tamam, bunu yaparsın. Tamam, çok güzel. Tamam. Sen eğer eğitimsizsen ya da kendine güvenli değilsen, o diğer kıza da yapmıştı ya doktor, o sesini çıkaramamış. Evet. Öyle olursun. Öyle olursan bu doktor başkalarına da yapar. Benim bahsettiğim şey tamamen bu. Farklı bir noktadan girdin. Anladım ne demek istediğini de. Şimdi ters olan kısım şu. Yani sen kendine güvenmeyen bir insansındır. Bu tür insanlar var. Bir senin, yani ben kadınım ya, bu şeyde demagoji diyecektim neyse. Betimleme içerisinde. Senin bana ben istemeden dokunmaya hakkın yok kardeşim. Bitti. Yok. Ama bu adam dokunuyorsa burada kadının hiçbir şekilde hiçbir derdi olamaz. Yani kendini çekmeye çalıştı zaten. Elini koydu. Fiziksel güç üstünlüğü diye bir şey var. Ha tamam, hayalarına vurmaya çalışırsın belki ama işte işini kaybetme korkusu orada belki devreye giriyor. Psikolojik savaş veriyor. Aynen öyle. Şimdi öyle olunca, çünkü adam da ben yapmadım, bu da psikopat çıktı, o yüzden bu kıza atın mevzusuna girecekler. Yani her zaman kadına karşı çalışıyor sistem. Şöyle, bu tarz olaylarda %100 kim haklı kim haksız bilemiyoruz. Bunun sebebi şu. Burada filmde gördük. Tamam, filmde yaşandığını gördüm. Yaşandığını gerçek olarak görüyoruz. Tamam, filmde gördüm. Peki kız ne yaptı? Söylemeye çalıştı. Olmayınca bıraktı gitti. Kaçtı. Tamam, başka ölecekti, başka bir şeyden derdi vardı şu anda. Daha üst bir seviye. Taciz mi, ölmek mi şimdi? Tartışılır. O zaman ama daha vakti vardı. İki gün vardı, Allah kahretmesin. Tamam. Yani hayır.
O an mesela o saniye hakikaten o kadın değil HR'a gitmiş olması lazımdı. O konuda katılıyorum. Evet, ama yazılı olarak şimdi sen pezevenk o doktor. Yani o doktor Twilight'te oynamıyor muydu ya? Baba, aynen. Severim de o karakteri. Az çok iyi oyuncu herhalde. O yüzden kurtarıyor da sakin bir tipi var o yüzden de. Şimdi hakikaten çok rahatsız edici. Şimdi biz erkekler geçip gidiyoruz hani bilmem ne. Bir de rahatsız ettik mi etmedik mi? Yani düşünen insanlarız biz. Ama bunu düşünmeyen insan yani korkutucu dürüst olmak gerekirse ki yani bak bana bak atıyorum 2 metre boyunda bir adam karşıma çıksa ben de ne yaparım bilmiyorum. Fiziksel güç üstünlüğünden bahsediyorsun. O zaman bununla eğitim. Bak eğitim dedim ben sana. Eğitim. Ben erkeklerin eğitilmesi 1.50 lazım. Boyunda bir kadın 2 metre boyunda bir adamı çok rahat indirebiliyor aşağıya. Ne açıdan? Yani Krav Maga diye bir eğitim var mesela. Abi alıyorsun, yapma yapıyorsun. Normal insanlarız. Kimse bunun eğitimine gitmez. Niye bu kadar kadın cinayeti varken, şu varken, bu varken, şiddet varken gitmiyorlar? Çünkü insanlara hala güvenmeye devam ediyoruz galiba. Daha mı kolay? Hangisi? İnsanlara güvenmek. Bilmiyorum. Sokayım ya insanlara da benim başıma gelmez olabilir. Bilmiyorum. Böyle bir yani şey olamaz. Çok yani. Derin girdi bu konudan çıktı ama belki de girilmesi gerekiyordu. Bizim zaten sistemimiz böyle. Ya şöyle söyleyeyim. Ben bu konuda yani atıyorum adamın biri seni ben benzeri olaylar yaşadım yani ben taciz edilmedim de taciz edilen bu tarz şeylere maruz kalan arkadaşlarım oldu. Herifin bir rahatsız ediyor. Hatta zorla böyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani taciz tam adı taciz. Kız bir şekilde kaçıyor polise gidiyor. Polis ona uzaklaştırma kararı çıkarıyor anında. Şimdi uzaklaştırma kararı ne demek? Adam sana belli bir mesafe yaklaşamıyor. Yaklaşırsa bir de polis senin cep telefonuna bir uygulama yüklüyor. Bak bunlar yoktu önceden. Hmm. Bu bile bir gelişme. O uygulamadan diyorsun ki herifi gördüm. Ya da arıyorsun polisi diyorsun ki herif peşimde. Anında geldiğini söylüyorlar polisi. Hmm. Bu tarz olaylara çok şey davranıyorlar. Ama mesela yargıda bir süreç. Yani adamı sen şikayet ettin diye adamı direkt hapse atamazlar. Bununla ilgili bir dosya oluşacak. Kanıtın varsa ya da bir şeyler. Sonuçta hastanede kameralar var. Şimdi tutuklu yargılanabilir, tutuksuz yargılanabilir. Bunun kararını da savcı istiyor, hakim veriyor aynı şekilde. Şimdi tutuksuz yargılanıyorsa o manyak çıkıp ya da işte hiç içeri girmeden ya da bir iki gün girip çıkıp devam edebiliyor. Bu olayların yani çok bilinçli olunursa, çok eğitimli olunursa bu olaylara dur diyebiliriz bence. Bak eğitim, bilinç, aile. Şimdi güzel şeylerden bahsediyorsun ama ben demin de aynı şeyi söyledim aslında. Hayır, kadınlar açısından değil benim gözümde işte. Yani her baba, anne, aile ilişkisi içerisinde fark etmez. Yani çevre kaynaklı bile olabilir bu. Bir aile, daha doğrusu senin baktığın bir çocuğun, evladın ya da işte sorumluluğun olan insan varsa erkek, buna bu bilginin verilmesi lazım. Ve yani bu çünkü ailelerden de görülüyor. Aile işte erkek baba reis ya çünkü evde falan. İşte baba diyor ki şöyle yapın diyor. Anne de pıtı pıtı yapıyor bir aileden gelen çocuk. O da ben de yapacağım diyor. Ha karşısında da yapmayan bir kız olunca hoşlandı işte fiziksel olarak. Dedi ki o zaman hemen ilişki kuralım falan. Kız da istemeyince nasıl olabilir ki kafasına geliyor. Ya benimsin ya kara toprağın diyor. Ha, oraya giriyorlar şimdi. Bu işte çok Bu babadan çözülebilmesi oğla geçiyor yani. Çözülebilmek tamam. Değil de yani eğitim dersen eğitimin ne olması gerekiyor benim derdim. Tamam ben de şunu söylüyorum. Sen şimdi bu böyle bir adama eğitemezsin artık bu yaştan sonra. Bu yaştan sonra evet. Bak haklısın. Ya korkutursun ama eğitemezsin. Ama o adamın çocuğu 7 yaşında 6 yaşında okula başlıyor. Evet. Bu çocuğa okulda bunu öğretirsem tamam mı? O zaman iyi çünkü bir şekilde günün evde geçirdiği vaktinden fazlasını okulda geçiriyor. Doğru. O zaman bu çocuk öyle olmayabilir. Bak, olmayabilir ve var. Ama ders olarak da yani Türkiye'de bir şey seks eğitimi yok. Var. Cinsellik eğitimi var. Ben ortaokuldayken verdiler. Bir tane prezervatif verdiler orada. Onu da vermediler. Kızlara regl oldu şey işte mi bu? Pet, orkid, OB, tampon. Onları filan öğrettiler. Ve baya baya çocuk nasıl yapılır, nasıl edilir anlattılar. Ama ortaokul, bak ortaokulda bir lisede de belki, özellikle lisede de. Yani bu eğitimin sadece hani bak cinsel organlarınız bunlar, seks de budur değil. Karşılıklı verilmesi gereken bir bilgi var.
Tomska diye bir adam var. Description'a atacağım videosunu. Seks hakkında ve daha doğrusu cinsel ilişki hakkında muhteşem bir videosu var. Bu videonun gösterilmesi lazım bence alt yazıyla düzgün bir şekilde. Çünkü hem gençlere yönelik hem böyle hani eski filmleri hatırlar mısın cinsel eğitim? Amerikan evet, filmlerinden biliyorum. Falan. Hani bizde o filmi veremezsin belki ama işte penis budur falan diye belki. Verilmesi lazım yani. Verilmesi lazım hepimiz çünkü o kadar uzak tutulduk ki. Yani standardımız neydi? Hepimiz babalarımızdan şeyleri bulduk. İşte dergi vardı, video vardı belki. Sonra zaten internet ortaya çıkınca o çok rahat. Sıkıntı kapatıldı şu an. Şu an değil, kaç senedir. Ve insanlar bulmayı bilmeyenler bulamıyor. Ve o noktada da yani öküz yapma. Hiçbir türlü yapma. Ne bulmayı bulamıyor? Porno. Ha porno arıyorsanız ben link falan veririm yani. Dert değil diyor. Source. Ben de sana soracağım ama. Ha? Sıkıntı değil ya abi edeyim. Yani lan VPN diye bir şey var ama sen biliyorsun o bilmiyor. Ve o noktada işte etekli bir kız gördü mü hah diyor, o zaman bu kesin böyledir falan. Hani yok kardeşim yok yani, orada çırılçıplak geziyor olsa bile o kadın sen yanından geçmek zorunda. Yani tam bakarsın sonuçta, çıplak gezen bir insan görmüyorsun da etrafta. Ya giyinik gezen birisine yani baktığın kadar bakabilirsin. Şunu yapamazsın ya, bu böyle bir şey yok. Sinir oldum, özür dilerim canım benim. Deldin lan. Dübel lazım mı? Oh pardon. Yani içimden atmam lazımdı çünkü rahatsız olduğum kısım bu kısım. Yani Türkiye bile değil, bu dünyada olduğu için sürekli. Hollywood'da çıkan skandal. Evet. Epstein. Aynen, aklımda o geçiyordu. Tabii ki de. Didn't kill himself. O kadar o şeyler çekti. Ha. Tabii canım. Onu bilmiyorum. Sadece Epstein oldu. Monster. Ne diyorlar da? Zaten esas başı karısıymış diyorlar. Ha. Neler neler. Neyse. Yani bu konuya gerekirse bir daha döneriz part 2 olarak. Filme dönecek söyleyecek bir şeyim var mıydı? Şey yazdı orada ama ne yazdığını anlamadım. Sıkıntı ben. Değil. Filme dönecek miyiz? Söyleyecek bir şeyim var mı bu konuda? Ya, bu konuda? Ya bu konuda yok, tamam, bu konuda ne sıkıntı olacak işte, aynı şeyi düşünüyoruz. Konuştuk yine kendi kendimize, bir bok halledemedik yani. Her asla zaman halledemeyiz yani. Belki bizi dinleyen arkadaşlar da böyle konuşuyor. Belki her çocuklarınız yerde olduğu zaman yani o eğitim kesinlikle verilmesi gerekiyor. Yani Türkiye yapar yapmaz onu bilmiyorum ama. Ben yine söylüyorum yani, kişisel olarak kendi kendinizi de korumayı öğrenin. Kız çocuklarınız varsa, oğlan çocuklarınız mutlaka bir kendilerini savunma yöntemi, sporu, bir şeyi öğrensinler. Her şeyi de herkesten beklememek lazım. Elimize düşeni yapalım. Çünkü 1.50 boyunda bir kız 2 metre boyunca bir adamı 30 saniye içinde indirebiliyor. Bu tarz eğitimler var. Şimdi silah çıkartacak bir halt yapamayacak yani. O kadar da basit değil. Disarm etme teknikleri hayır, de var. Yani bilmek bilmek olarak, ne şey yapabilir. Psikolojik olarak sonuçta buna hazır olmayabilir ki. Hani istediğin kadar var. Ben boks öğreneyim. Belki o adam geldiği zaman dur yapar mıyım falan diye düşünürüm yani. Sen şeyi Türkiye'deki boksörü biliyorsun değil mi? İrlandalı geldi ya, bütün Eminönü halkını dağıttı. Ha. Şey bak, üstünde sandalye kırmaya başlarsa hatırlıyorum. Bak işte işe yaradı. Yani evet haklısın da Rus. Sonuçta aynı şeyden bahsetmiyoruz benim gözümde. Yani kızların, kadınların böyle bir şey yapmak zorundalığı olması beni rahatsız ediyor. Ben hem kadın hem erkek söylüyorum. Erkeğe de çok taciz var. Sen deli misin? Sen deli misin? Küçük çocuklar, pedofiller, o şunlar bunlar. O çok ayrı. Aynı ona da girmek gerekiyor belki ama çok uzattık. Girmeyelim. Evet kesinlikle söylediğim şey ona da yani. Bu silahla çözülebilecek bir şey değil. Bu insanların fikrini değiştirebilmek. Ya bu yarın çözülemeyecek, kabul. Ama bugünden başlayarak bundan 30, 40, 50 sene sonra hani bu video değil belki ama en azından genel bilinci arttırtabilirsek belki bir şekilde, biz olmak zorunda değiliz bu. Erkekler yetiştirilirken böyle bir şeyin yapılmasının, asla daha doğrusu yapılmayacağının öğretilmesi, kadına saygı, insana saygı, özür dilerim, kadın bile değil, insana saygı olarak öğretilirse, hayvana da, canlıya saygı daha güzel. Etrafta çiçekte koparmayın durduk yere. Çünkü görüyorum insanlar geçerken böyle çıtlıyor. Oğlum çok öğretmen geçiyor gibi olduk. Ne yapıyoruz biz ya? Didaktik çalıştılar. Hadi ya. Kısacası kötü bir filmdi bence. İğrenç bir filmdi. Hem korktum hem eğlenmedim. Orada iblis diye, demon diye koyduğu tipleri iğrençti yani tiplerde. Uyuz oldum yani. Korkunç desen değil, bir garip ecinli cin, dabbe mabbe böyle saçma salak şeyler. Zaten izlemek ya, de istemiyordum. Kurtarır o, çok sıkıntı diye. Korku skalasında verilebilecek en kötü film değil. Değil canım, ama çok daha şeyler var. Ama yani, ama ne komedi ne korku.
komedi zaten değil. Sadece orada bir romantik kısmı girecek girmeyecek oldu falan. Ana fikir hikayesi o Countdown var ya. Ha. Yemin ederim bundan bilmem kaç 5000 sene önce Facebook'ta takılırken falan böyle Facebook app'leri var. Ha. Kaç yaşında biliyorum, öleceksin biliyorum, tıkla yani. 67 ha 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 falan gibi. Hani zaten... Hiçbir zaman da 30 çıkmazdı mesela. Tabii canım çıkmaması lazım. Yoksa seni önermezsin adama ha. O app falan. Yani aslında fikir de oradan çıkmış. Yani fikir orijinalliğinden bari artırayım puan dedim. Onu da yapamadım. Yani daha önceden olan bir şey bu. Gene kaç verdin? 3. Ha, beklediğimden iyi. My Spy ile aynı yani. Yok be, My Spy daha iyiydi. Eğer My Spy'a 3'ü verdim diyorsa buna senden 2,5 falan çalışır. Aynı saçmalıklar ya. Aynı yok saçmalıklar. Be abi yapma Allah aşkına. My Spy yani... mesela daha bütçeli bir filmdi. My Spy'ın çekim teknikleri olsun biraz daha şeydi. Yani uçak filan kiralamışlar çekmek için. Bunlar da hiçbir şey. Depoda adam öldürüyorsun demir çubukla yani. Hastane mastane küçük setler kurulmuş ama o kadar da önemli değil. Neyse benden de bir orada 4 da, çalışır yani. Çok pardon hastanede bir tane adam balkona çıkıyordu ya. Ha. Orası da yıkık döküyor zaten. Hastanenin çalışmayan yeri yapmışlar. Ha. Orada zaten setin arkası. O kısmını kiralamışlar da aynen öyle. Yani. Çok kafaya takılıyor. Bir günde çekmişlerdi zaten o sahneleri. 4 çalışır yani çok abartmaya gerek yok. 4-3. Hani çünkü leş bir film değil. Ama çok çok daha iyi olabilir bir film. Ya potansiyeli gördükten sonra ben puanı kırmak zorunda kalıyorum dürüst olmak gerekirse. Çünkü Countdown sadece aplikasyon olarak o film üzeri, öyle bir film yapacak olsan kurtarır daha iyi rolü. Ama korku filmlerine de hiçbir zaman çok iyi aktörler oynamaz yani öyle bir şey var. Korku ya. Filmi ölü canda yani. Ölü değil de yani çok şey ya gerilim demiyorum. Çok psikolojik var. Demiyorum. Korku falan yapan. Manyakları çok. Abi işte Exorcist diye bir film var. Eskide kaldı ama. Saw diye bir film var. Şimdi bak, Saw da gerilim ama. Korku aynı zamanda. Tam değil. Onda hiçbir zaman şey yok. Böyle bir çok az var ya da. Exorcism yani şeyi var. Düşünsene. Saw 2'de ne diye çevirdiler onu? Testere. Testere ha. Ellerini sokup yani. Camda işte bir şey çıkartacak. Antizehir. Panzehiri çıkartacak diye elini sokup oradan cama takılması, iki elini de sokması ve öyle kalmak zorunda. Yani çekemiyor çünkü eli paramparça olacak. Bu sen onu orada böyle bir şey niye yaşıyor ki çok yazık diye izlediğin için geriliyorsun onun adına. O gerilim. Korku hani benim gözümde falan diye çıkmak. Saçma ya. Yani 3-4, 3.5'tan ortalamasını aldık. Sınıfta kaldı. Ben mesela bir Japon korku filmi izlemiştim. Ring. Shutter. Ring'in. Ha bilmiyorum. Shutter diye bir film. Onun sonra Hollywood versiyonu da yapıldı. Evet. Ha onu izle zaten uyuyamazsın. Bilmiyorum. Ben de sana şeyi söyleyeceğim. Ring vardı ya Amerikan yapımı. Onun Japon yapımı da var abi. Ulan ben onun Amerikan yapımından öldüm. Ya Japon'u izlesem ne olurum? Sana tavsiye etmiyorum. Teşekkür korku ederim. Severlere tavsiye ederim. Hakikaten deliriyorsun. Hoş değil yani. Onların dilleri de bir korkunç zaten ya. Dilleri? Yani Japonca. Videomuzu beğendiyseniz beğene basıp, beğenmediyseniz beğenmediğime basıp lütfen abone olursanız çok seviniriz. Olabileceğinizi biliyoruz. Lütfen. Okay. Daha önceki videolarımız burada. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.